Mutlu geceler sevgili izleyiciler. Bugün 12 Aralık günlerden Perşembe, saatler 23'ü gösteriyor. Ulusal Kanal ekranlarında gece görüşüyle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, bültenimize hemen bir sıcak gelişmeyle başlayalım. ABD Senatosu büyük bir skandala imza attı. 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak kabul etti. Şimdi biz bu son gelişmeyle ilgili ayrıntıları Ulusal Kanal Dış Haberler Şefi Kıvanç Özdal'la konuşacağız. Kıvanç, iyi geceler. Hanım. Sesim geliyor. Evet, geliyor, duyuyorum. Evet, büyük bir skandala imza attı dedik. Neler söyleyeceksin? Bu kabulün bir zamanlamasının sence önemi var mı? Şöyle, ABD Senatosu'ndan ne olduğunu önce bir söyleyelim. ABD Senatosu 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen bir tasarıyı kabul etti. Daha önce bu tasarı 29 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nden geçmişti. Sonra da Senato'nun önüne gelmişti. Temsilciler Meclisi'nde bir tek bu tasarı değil, aynı zamanda 29 Ekim'de iki tasarı geçmişti. Oldukça yüksek bir oy oranıyla. Neydi o? Türkiye'ye yaptırımlar, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar. Dün de Ulusal Kanal'da haberlerini verdik. Dün ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nden de Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda tasarı geçti. Yalnız bu komiteden geçti. Daha sonra ABD Senatosu'nda oylanacak bu. Daha henüz takvimi açıklanmadı. Ne zaman oylanacak? Dolayısıyla iki gün üst üste ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı alınmış kararlar olduğunu görüyoruz. Daha önce bu sözde Ermeni soykırımı tasarısı yine Senato'nun oylamasına sunulmak istenmişti. Ancak ABD'li senatörler bu oylamayı engellemişlerdi. Lindsey Graham bir kere engelledi. Onun dışında da toplamda 3 senatör, 2 ayrı senatör daha engelledi. 3 kere bu tasarının senatoya gelişi ve oylanması engellendi. Niçin engellendi? Beyaz Saray bu konuda senatörlerin oylamayı engellemesini istemişti. Çünkü Barış Pınarı sonrası hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve arkasından NATO zirvesi. Bütün bir süreç boyunca Beyaz Saray aslında Senato'nun bu oylamayı yapmasını engellemişti. Ancak gözüken o ki Senato Türkiye karşı faaliyetlerine yoğun şekilde dün itibarıyla başladı. Dediğim gibi dün Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye'ye karşı yaptırımlar ile ilgili tasarı geçti. O daha sonra Senato'da oylanacak. Ayrıca bugün de sizin söylediğiniz gibi 1915 olaylarının sözde Ermeni soykırımı olarak nitelenen bir tasarı geçti. Burada önemli olan nokta şu, henüz ulaşamadım tasarının kaç senatör tarafından kabul edildiğini. Ancak yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Eğer 3'te 2'den fazla olursa oylamada o zaman Başkan Trump, ABD Başkanı Trump bu yasayı veto edemeyecek. Burada böyle bir nüans var. Esas o belirleyici olacak. Ancak şunu söylemekte fayda var. ABD Başkanı Trump bu yasayı veto etse de etmese de yasa yok hükmündedir. Bunun altını çizerek söylememiz gerekiyor. Bunun da sebebi Vatan Partisi'nin geçmişte uluslararası platformlarda aldırdığı kararlar. Evet. Hem Perinçek İsviçre davası hem de Ali Mercan İsviçre davası var. Ahim 2. Daire, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nden toplamda konuyla ilgili 3 karar çıkarıldı. Ve bu kararlarda şu deniliyor, meclisler, senatolar, devlet kurumları tarih üzerinde hüküm veremezler. Dolayısıyla da soykırım olup olmadığını karar verecek olan yerler ya bir uluslararası mahkemedir ya da o ülkenin, suç işlenen ülkenin yerel mahkemesidir diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kararları var. Dolayısıyla ABD Senatosu Türkiye karşıtı bir karar almış olabilir, evet. Ancak tekrar altına basa basa söylüyoruz, bu yasayı geçirseler bile yasa yok hükmündedir. Peki Trump veto edebilir dedim. Peki Trump onaylarsa Türkiye'ye karşı bir bağlayıcılık... Efendim? Sizi dinliyorum, sorunuzu alayım.
Trump veto edebilir dedim. Peki Trump onaylarsa Türkiye karşı bir bağlayıcılığı olabilir mi? Türkiye karşıtı bir bağlayıcılığı, yani şöyle, Trump onaylasa da onaylamasa da sadece ABD senatosu değil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan kararlar neticesinde dünyada hiçbir meclisin bu konuda alacağı bir karar bağlayıcı olamaz. Çünkü bu kararlar kanunsuzdur. Bunu da daha önce Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da zaten artık buna benzer kararlar alındığında ya da Temsilciler Meclisi'nden buna benzer bir yasa tasarısı geçirildiğinde açıklamalarına Türk Dışişleri de koyuyor artık bunu. Altını çize çize bu konuda Vatan Partisi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aldığı karar dünyadaki bütün meclisleri, senatoları, başkanları, cumhurbaşkanlarını, herkesi bağlar nitelikte. Peki Kıvanç, son olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı? Son olarak eklemek istediğim bir şey, yakında önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği'nden de özellikle Doğu Akdeniz'e karşı Türkiye'ye yine bir kınama ya da yaptırım gelebilir. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde, Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'in tamamında, özellikle son dönemde Libya ile yapılan mutabakat da gündemde. Türkiye kendi haklarını korumaya devam ettiği sürece Atlantik sisteminden bu şekilde düşmanca tavırlar olacaktır. Ancak söylediğimiz gibi daha önce bununla ilgili alınmış kararlar var. Dolayısıyla elimiz sağlam ve senatolardan geçen yasalar aslında kanunsuzdur. Evet. Kıvanç, çok teşekkür ediyoruz. Gece görüşüne katıldığın için. Sevgili izleyiciler, Ulusal Kanal Dış Haberler Servis Şefi Kıvanç Özdal skandal kararıyla ilgili ayrıntıları bize aktardı. Ve bültenimize devam edelim. Sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi gerçekleştirildi. Savunma projelerinin karara bağlandığı toplantı sonrası açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edeceği vurgulandı. Savunma Sanayi İcra Komitesi savunma projelerini karara bağladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapıldı. Yaklaşık 1 saat 35 dakika süren toplantı sonrası İletişim Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Toplantıda yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuşulduğu açıklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik birimlerinin kullandığı elektronik harp, yazılım, muhabere, silah, mühimmatla muhtelif platformlara ilişkin projeler de karara bağlandı. Komite toplantısında yerli ve milli savunma sanayinin önemi vurgulanırken Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edeceğini ve başka ülkelerin bunu engelleyemeyeceği belirtildi. Evet sevgili izleyiciler, şimdi telefon hattımızda Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Sayın Ferit İlsever var. Sayın İlsever, gece görüşüne hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sözde Ermeni soykırımı yalanına karşı Talat Paşa Komitesi'nin yöneticiliğini yapmıştınız. Bu skandal kararı öncelikle değerlendirmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Sizlere ve bütün izleyicilerimize öncelikle iyi geceler ve saygılarımı sunuyorum. Bu Amerikan Senatosu'nun aldığı karar tamamen hiçbir kıymet harbiyesi yoktur kararın. Evet, Kıvanç arkadaşımın da belirttiği gibi yok hükmündedir. Çünkü 2005 yılından beri Talat Paşa Komitesi ile Talat Paşa Komitesi önderliğinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, işte Fransa, Almanya, İsviçre, İngiltere vesaire yürüttüğümüz o büyük mücadele aşağı yukarı 8 yıl sonra sonuçlarını vermiştir. Bu yalan çünkü evet 2005'ten beri Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere bütün Atlantik ülkeleri içinde Türkiye'yi bölmek, parçalamak amacıyla ileri sürülmüştür. Bu amaçla kullanılmıştır ve biz de Talat Paşa Komitesi olarak bu ülkeler düzleminde kararlı bir mücadele yürüttük ve en sonunda Sayın Genel Başkanımız Doğu Perinçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde almış olduğu kararla bu olay bitmiştir, kapanmıştır ve bu yalan, Ermeni soykırımı yalanı tarihin çöp sepetine atılmıştır.
hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. dairenin hem de ikinci mahkemenin pardon hem de büyük dairenin vermiş olduğu kararlar gerek Sayın Perinçek İsviçre davasında gerekse Ali Mercan davasında vermiş olduğu kararlar bunu kanıtlamaktadır. Bu kararların özü hiçbir dünyada parlamentonun, senatonun, kongrenin vesaire bir soykırım konusunda karar alamayacağına hükmetmektedir. Ancak bir mahkeme kararı ya bir olayın cereyan ettiği yerel mahkeme kararı ya da bir uluslararası mahkeme kararı gerekmektedir soykırım denebilmesi için. Dolayısıyla Ermeni soykırımı diye piyasaya sürülen bu yalan tamamen tükenmiştir, bitmiştir ve buna nokta konmuştur Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla. Tabii burada en yüksek Atlantik sisteminin de en yüksek mahkemesinden bahsediyoruz. Evet. Aynı zamanda bu kararlar içinde özel bir vurgu da yapılmaktadır. Bir Ermeni soykırımı olmadığı konusuna da bir vurgu yapılmaktadır ve denmektedir ki Yahudi soykırımı yani Holokost'a benzememektedir 1915 olayları. Yani bu açıdan da bu iki neden dolayısıyla bu soykırım, Ermeni soykırımı yalanı, bu Atlantik ülkelerin başta Amerikan emperyalizmi olmak üzere kullanmış olduğu bu yalan tamamen bitmiştir, tükenmiştir. Evet. Ve evet, bugün alınan senatonun aldığı bu kararın hakikaten hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Bitmiştir. Özellikle zaten bakın evet. Tekrar geldik aynı noktaya. 2005'ten başlatmış olduğumuz mücadele noktasına. Yani bir kez daha vurgulayalım. Ermeni soykırımı yalanı o yıllarda biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamak amacıyla öyle bir soykırım falan diye bir şey yok. Bir tehcir olayı var 1915 yılında ama bunu bir soykırım yaptınız diye kullanarak o Sevr dediğimiz bölücü anlaşmayı Türkiye'ye dayatmak ve uygulamak için zorlanmıştır, kullanılmıştır. Ama daha sonra sözünü ettiğim 2000'li yılların ortalarından itibaren de bu sefer Türkiye Cumhuriyeti'ni Amerikan emperyalizminin o Büyük Orta Doğu Projesi dedikleri proje çerçevesinde parçalamak amacıyla kullanılmıştır. Yani şöyle, siz 1915'te işte Ermenilere soykırım yaptınız, şimdi de Kürtlere yapıyorsunuz gibi bir şeye, yalana sarılarak evet Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalama senaryosunun bir ifadesidir. Bakın hemen önümde duruyor. Bu Amerikan Amerika'nın aldığı ilk aldığı karar değildir bu. Senato'nun aldığı karar. Daha 29 Haziran 2005'te Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi şu kararı alıyor ve Temsilciler Meclisi'ne sunuyor. Karar birkaç cümleyle özetle Kongre yani Amerikan Kongresi diyor 1915-1923 bakın 1915-1923 Ermeni soykırımını anmakta ve Türkiye Cumhuriyeti'ni öncül devlet olan Osmanlı İmparatorluğu'nun işlediği Ermeni soykırımı suçunu tanımaya Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermeni halkı ile yakınlaşma içine girmeye zorlamaktadır. Buyurun. Temsilciler Meclisi'nin kararı. Dikkatinizi çekmiştir. 1915-1923 Ermeni soykırımı. Yani 1915'te bir tehcir var. 1923'te ne var? İstiklal Savaşımızın zaferi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı. Yani adamlar bizim İstiklal Savaşımıza Ermeni soykırımı diyor ya. Bu kadar açık. Yani bu karar altına alınmış bu kafasız, yüreksiz, zavallı emperyalist devlet tarafından. O zaman biz bu işi hallettik, bitirdik. Daha o zaman evet 1923'te bitirdik ve bütün dünyaya ilan ettik bitirdiğimizde. Şimdi sen getiriyorsun bunu 90 sene sonra tekrar Türkiye'nin önüne koyuyorsun bu yalanı. Hem de bu haliyle, bu şekliyle, aynı bu şekliyle. Evet, bunun hakikaten amacı bellidir. Aynen 1915'te, 1923'te ne yaptıysak, nasıl emperyalistleri kovup attıysak bu ülkeden ve denize döktüysek, evet bugün de aynı görev karşımıza durmaktadır. Onun adeta
intikamı alınmaktadır. Ama sadece bir basit intikam değil. Evet, o aynı senaryo bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni parçalamak için kullanılıyor. Yalnız şunu söyleyeyim Yeşim Hanım, son cümle. Yani bunların peş peşe aldıkları yenilgilerden sonra artık 2005'te değiliz, 2015'te de değiliz, 2019-2020'deyiz. Amerikan emperyalizmi Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de peş peşe yenilmiştir. Bütün bu bölgede. Güneydoğu Asya'da yenilmiştir. Kaybetmiştir. Ve çaresizlik içinde son kozlarını oynamaktadır. Benim son sözlerim şudur. Dün Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu İncirlik Üssü ve Kürecik Üssü'ndeki Amerikan kuvvetlerine vurgu yapmıştı. Buradaki Amerikan kuvvetleri hakkında karar alabileceğimizi söylemişti. Buyurun Sayın Hükümet yetkililerine sesleniyorum. Evet, bugün Amerikan Senatosu'nda soykırım kararı, yarın da işte yine Temsilciler Meclisi'ne almış olduğu o sözüm ona yaptırımların, onların da hiçbir kıymeti harbiyesi yok, onu da söyleyeyim. Hiçbir etkisi olmayacak Türkiye üzerinde. Ama bu girişimlere Türkiye Cumhuriyeti kararlılıkla cevap verecek ve vermelidir. Aynen evet. Dün Sayın Dışişleri Bakanı söylediği gibi derhal yarın İncirlik ve Kürecik'ten Amerikan kuvvetleri uzaklaştırılmalıdır. Buraları Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı mevzileri haline getirilmelidir. Evet. Buradan uzaklaştırılıp atılmalıdır. Bunlara verecek en iyi cevap budur. Biz Amerika ile bugün adeta bir savaş halindeyiz. Bu kararların niçin alındığını biliyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye egemenlik haklarını koruyor, korumaya çalışıyor. Mavi vatanımızı, en son Libya ile yapmış olduğumuz anlaşma, Münasir Ekonomik Bölge Anlaşması, bunları perişan etmiştir. En son darbe budur. Şimdi oradan işte bu kararlarla sözüm ona Türkiye'yi korkutacaklar, yıldıracaklar vesaire. Evet. Sayın İlsever, dediğim çok gibi, teşekkür ediyoruz. Bu olay. Ben teşekkür ederim efendim. Evet. Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Ferit İlsever, sevgili izleyiciler, gece görüşünde skandal kararı değerlendirdi. ABD Senatosu'nun aldığı bu kararın hiçbir hükmü yoktur dedi ve şimdi telefon attığımızda Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan var. Sayın Reyhan, gece görüşüne hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Efendim, ABD Senatosu'nun aldığı bu skandal karar ne anlama geliyor? Sizin de yorumunuzu alabilir miyiz? Efendim, bu karar tamamen şununla ilgili. Türkiye'nin son 5 yılda yaşadığı gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri'ni bu tip kararlar almaya itti. Çaresizlikten alınan kararlar bunlar. Nedir son 5 yılda yaşadıklarımız? Türkiye Amerika'nın Ergenekon tertibini bitirdi 2014 yılında. Hemen arkasından 2015 senesinde Amerika'nın kara gücü olan PKK ile yürütülen çözüm süreci bitirildi ve PKK hendeklere gömülmeye başladı. 2016 Temmuz'unda, 15 Temmuz'da Amerika'nın gladyosu olan FETÖ'nün darbe teşebbüsü bastırıldı ve bir Türk-Amerikan savaşı yaşandı Ankara'da ve İstanbul'da ve Amerikan güçleri yenilgiye uğratıldı. Hemen bunun arkasından, bundan bir ay sonra Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı başladı ve arkasından Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı harekatıyla Amerika'nın sözde Kürt devleti, biz ona ikinci İsrail diyoruz, bu planı da akamete uğratıldı. Dolayısıyla Türkiye'nin yönünü Asya'ya döndüğü bir süreç, aynı zamanda bu son 5 yıllık süreç. Ne oldu? Türkiye Çin'le, Rusya ile birlikte hareket etmeye başladı. Astana süreci gerçekleştirildi. Türkiye Rusya'dan S-400 aldı ve fiilen NATO sisteminin dışına çıkmış oldu. Hemen arkasından Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Amerika'nın İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la birlikte oluşturduğu ittifakı dağıtacak hamleleri peş peşe geldi. Önce deniz kuvvetlerimiz, donanmamız sondaj gemilerimizi koruyarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını tescil etti. Hemen arkasından da Libya ile yaptığımız deniz anlaşmasıyla da Amerika'nın Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs'la birlikte uygulamaya çalıştığı Doğu Akdeniz planını Türkiye felç etti. Dolayısıyla
Türkiye'nin hizadan çıktığı, tırnak içerisinde hizadan çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Bu Türkiye'ye yönelik düşmanca tasarılar, hem Türkiye'ye yaptırımlar öngören tasarılar hem de sözde Ermeni soykırımı ile ilgili tasarılar tamamen bunun sonucu. Bunların hiçbir hükmü olamaz. Bugüne kadar Türkiye'yi darbeyle ıslah edemediler. Türkiye'yi 15 Temmuz'la ıslah edemediler. Türkiye'yi PKK'nın şehirlerimizde patlattığı bombalarla ıslah edemediler de 10 bin 15 bin kilometre ötede çıkardıkları işte sözde yaptırımlarla, tasarılarla falan Türkiye'yi ıslah etme şansları yoktur. Türkiye artık Amerikan denetiminden çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri de artık dünyanın jandarması değildir. O günler geçmiştir. Geri dönülmeyecek bir biçimde geçmiştir. Türkiye hem vatan bütünlüğünü sağlayarak hem üretim ekonomisini inşa ederek hem komşularıyla işbirliği yaparak hem de bağımsız bir devlet olarak Avrasya'da onurlu bir biçimde yer alarak Atlantik İttifakı'ndan kopmuştur, kopmaktadır. Bu Temsilciler Meclisi'nde, Senato'nda aldığı kararlar Türkiye açısından hükümsüzdür. Zamanlaması da manidar diyebiliriz aslında. Yani manidarlık bir şey yok. Amerika her zaman Türkiye'ye düşmandı. O yüzden hangi zamanda, yani bundan 60 yıl önce de Türkiye'ye düşmandı, 50 yıl önce de, bugün de. Dolayısıyla hani zamanlamaya çok dikkat çekmeye gerek yok. Önemli olan Türkiye'nin burada dik durması. Nitekim bizim bugün söylediğimiz hususları dün Dışişleri Bakanlığımızın resmi açıklamasında da gördük. Onlar da bu yaptırımların T-400 alınması ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olduğunu çok doğru bir biçimde tespit etmişlerdi. Demek ki devletimiz durumu anlamıştı. Şimdi tabii anlamak yetmez. Buna karşı adımlar atılması gerekir. Türkiye mütekabiliyet çerçevesinde bunlara ne tür Türkiye yaptırımlar öngörüyorlarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmalı ve benzer yaptırımları gündemine almalıdır. Bir. İkincisi, benden önce bağlanan Sayın İlsever'in de söylediği gibi Türkiye'deki Amerikan silahlı varlığına yönelik de Türkiye yaptırımları gündemine almalıdır. Başta İncirlik üssü olmak üzere gündemine almalıdır. Ülkemizde hala Amerikan üsleri vardır. Hala Amerikan nükleer silahları vardır. Dolayısıyla bunların Türkiye'deki hukuki varlığını sonlandırmak Türkiye'nin atacağı önemli adımlardan biri olur. Fakat daha önemli bir adım söyleyelim. Amerika'nın bütün Orta Doğu planını felç edecek adım Türkiye'nin Suriye yönetimi ile işbirliğine gitmesidir. Eğer bunu da sağlarsak belki Amerika yeni yaptırımları da gündeme alır ama Türkiye'nin geleceğini de, Orta Doğu'nun, Batı Asya'nın geleceğini de garanti altına almış oluruz. Peki bu karar Türkiye-ABD ilişkilerini etkiler mi önümüzdeki dönemde? Yani Türkiye-Amerika ilişkisi kaldıysa etkiler tabii. Yani şimdi az önce söylediklerimizin hepsi iki ülke arasında bazen örtük, bazen açık bir savaş yürütüldüğü yönünde. Evet. Dolayısıyla hani ortada bir konuşabileceğimiz bir Türk-Amerikan ilişkisi de pek kalmış gibi durmuyor. Türkiye Amerika'nın bütün enstrümanlarıyla savaş halinde, PKK'sıyla, FETÖ'süyle savaş halinde, onun ekonomik yaptırımlarıyla da anlaşılan önümüzdeki dönemde savaş halinde olacak. O yüzden belki de böylesi daha iyi olur. Eğer Türkiye bunu fırsata çevirirse ve komşularıyla ve yükselen Avrasya güçleriyle birlikte olursa ileride daha sağlıklı Türk-Amerikan ilişkileri de bağımsızlık temelinde, iç işlerine saygı temelinde kurulabilir. Ama Türkiye'nin geri adım atmaması gerekiyor. Türkiye'nin geri adım atmaması gerekiyor dediniz. Peki Vatan Partisi bu konudaki mücadelesine bundan sonra nasıl devam edecek? Tabii biz yani bugün değil 50 yıldır Türkiye'deki Amerikan emperyalizminin baskı ve denetimine karşı mücadele ediyoruz kararlılıkla. Bu yüzden sık sık tertiplerinde, hapishanelerinde hedefi olduk. Bundan sonra da biz her koşulda Türkiye'nin bağımsızlığı ve milli menfaatleri, çıkarı neyi gerektiriyorsa onları yapmaya devam edeceğiz. Bu son bugün alınan kararla ilgili de bunu da buradan duyurmuş olalım sizin aracılığınızla. Yarın saat 13'te Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği önünde parti olarak, Vatan Partisi olarak bir açıklama yapacağız. Oraya da bütün vatandaşlarımızı sizin aracılığınızla davet ediyoruz. Yarın saat 13'te Amerikan Büyükelçiliği önünde Ankara'da. Efendim, son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Endişeli teklifler yok. Türkiye Büyük Kentlikleri bundan önce Bozkır'a uğrattığı gibi bundan sonra da Bozkır'a kurutacak yüce kudrete sahiptir. Evet. Vatan Partisi Genel Sekreteri Sayın Utku Reyhan'la skandal kararın ayrıntılarını değerlendirdik. Sevgili izleyiciler, ABD Senatosu bültenimizin başında da belirttik. 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıyan tasarıyı oy birliğiyle kabul etti. Haberimizin ayrıntılarına bir göz atalım şimdi de. ABD Senatosu 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıyan tasarıyı kabul etti. Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarı bugün oylandı. Tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulu'nda yapılan oturumda kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkansa olmadı. İletişim Bakanı Fahrettin Altun karara tepki göstererek ABD Senatosu'ndan kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizi tehlikeye atmaktadır açıklamasını yaptı. Vatan Partisi de karara tepki olarak vatandaşları Cuma günü saat 13'te yurttaşları ABD Ankara Elçiliği önünde toplanmaya çağırdı. Biraz önce Utku Reyhan da bunu bildirdi zaten sevgili izleyiciler bu eylemi. Ve sevgili izleyiciler, gece görüşü devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde sonuç çıkmamasının ardından işçiler işverene ilk uyarısını yaptı. Türk Metal Sendikası üyesi binlerce işçi Türkiye'nin dört bir yanındaki fabrikada yürüyüş düzenledi. İşçiler talep ettikleri %26.28'lik zam oranına işverenin olumlu yanıt vermesini istedi. Masa başında bitirmek istiyoruz. Zam pazarlıklarında anlaşma sağlanamaması üzerine işverene yönelik fabrikalardan ilk uyarı sesi yükseldi. Patronlarımızın üreten, çalışan emekçilerin yanında olmasını bekliyoruz. Yaklaşık 120 bin metal işçisinin 2019-2021 yıllarında alacağı zam oranları için toplu sözleşme görüşmeleri 17 Ekim'de başlamıştı. Masada işçiyi Türk İş'e bağlı Türk Metal Sendikası, işvereni ise Türk Metal Sanayicileri Sendikası temsil ediyor. Bizim sloganımız üretmek, kazanmak, kazandırmak. Türk Metal Sendikası masaya %26.28'lik bir zam teklifiyle oturdu. Ancak işveren bu talebi kabul etmedi. İşverenin emekçilere teklifi ise %6.05 oldu. Saatlik ücreti 15.55'in altında olan arkadaşlarımızın saatlik ücretlerine 15.55'i geçmemek üzere 75 kuruş bir talebimiz var. Tarafların 4 Aralık'ta yaptığı son toplantıda da anlaşma sağlanamaması üzerine ara bulucu süreci başladı. Kurban Bayramı harçlığına %60, diğer tüm sosyal haklara da yıllık %30 bir talebimiz var. Çalışma Bakanlığı'nca ara bulucunun tayin edilmesi beklenirken işçiler harekete geçti. Kocaeli'den Ankara'ya, İstanbul'dan Tekirdağ'a kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki fabrikalarda protestolar yapıldı. İşçiler vardiya giriş çıkışlarında slogan atarak yürüyüş düzenledi. Türk Metal Sendikası üyesi işçiler taleplerinin bir an evvel dikkate alınmasını istedi. Uzlaşma yoksa mücadele var! Uzlaşma yoksa mücadele! Evet sevgili izleyiciler, emekli Büyükelçi Sayın Onur Öğmen telefon attığımızda. Sayın Öğmen, gece görüşüne hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, kararı değerlendirmenizi istiyoruz. Neler söyleyeceksiniz bu son skandal kararla ilgili? Şimdi işin esası şu, gerek Amerikan parlamentosunda olsun, gerek başka parlamentolarda olsun, Ermeni soykırımıyla ilgili olarak alınan kararların tümü uluslararası hukuka aykırıdır. Niçin? Çünkü soykırım konusunu düzenleyen 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi diyor ki bir olayın soykırım olarak tanımlanması ancak o olayın cereyan ettiği ülkenin yetkili mahkemesi veya yetkili kılınmış bir uluslararası mahkeme tarafından yapılabilir. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Perinçek davasının kararının özü de budur. Yani orada da bu sözleşmeye atıfta bulunuldu. Bu bakımdan şimdi Amerikan Kongresi daha önce Fransızların yaptığı gibi, Almanların yaptığı gibi, başkalarının yaptığı gibi bu aldıkları karar uluslararası hukukun tam bir ihlalini oluşturmaktadır. İki, bu konuyu yani tarihçilere bırakmak gerektiği 1985 yılında çok sayıda Amerikalı tarihçi ve bilim adamı tarafından
New York Times'da ve Washington Post'ta yayınlanan bir ortak bildiride dile getirilmiştir. Daha o zaman bu tarz içlerinde yani çok son derece önemli uluslararası alanda tanınmış tarihçiler, bilim adamları var. Diyorlar ki kongrenin bu konuda alabileceği herhangi bir karar tarihçilerin işlerini düşürür. Bu konuda daha tarihçilerin değer vermesi için yeterince bilgi yok ortada diyor. Gerçekten mesela Ermenistan arşivlerini açmıyor. Boston'da arşivleri var, onları açmıyor. Uluslararası hukukçulara, tarihçilere değerlendirme fırsatı bile vermiyorlar. Bu tamamen siyasi bir karar. Yani hukuki bir konuda siyasi karar alıyorsunuz. Amaç ne? Amaç Türkiye'yi sıkıştırmak, baskı altına almak ve başka konularda Türkiye'nin onları razı etmediği eylemlerini, girişimlerini engellemek, Türkiye'ye baskı yoluyla kendi politikalarını dayatmak. Bu kadar açık. Ve David Phillips var, Atlantic Council örgütünün yetkililerinden. Bu bir kitap yazdı, Türk-Ermeni yakınlaşması diye, TARC diye. Bu kitapta diyor ki, Türkiye ne zaman Orta Doğu'da Amerika'nın görüşlerine, menfaatlerine aykırı bir adım atsa, Amerika derhal diyor, Ermeni soykırımı iddiasını gündeme getirir diyor. Yani bu konu başka konuların vasıtası olarak gündeme getiriyor. Bizim bunu görmemiz lazım. Peki o devirde bu gelişmeleri, bölgeyi en yakından izleyen ülke hangisi? İngiltere. İngiltere niye soykırım kararı almıyor? İngiltere'nin dışlarını Partey'in daha yıllarca önce bir açıklama yaptı ve biz dedi bu olayları inceledik. Bu olayların soykırım olarak hiçbir şekilde tanımlanamayacağını tespit ettik ve bizim kararımız budur dedi. Başka bir hükümet üyesi İngiltere aynı şeyi söyledi. Bizim bu konuda kesinleşmiş kararımız var. Peki niye İngilizler bunu kabul etmedi? Uruguay ediyor mesela. Uruguay parlamentosu ediyor. Yani siz hukuku açıkça söyleyeceksiniz. Uluslararası hukuku. Sonra Türkiye'yi hukuksuzlukla suçlayacak. Evet. Türkiye'nin hukuk alanında, demokrasi alanında eksikleri olduğu. Bunu biz de söylüyoruz ama başka bir konu. Sayın ama Ömer. Siz ki Türkiye'yi her dakika suçlayacaksınız, kendiniz hukuka uymak zorundasınız. Ve yaptığınız iş uluslararası hukukun çok açık bir ihlalidir. Ve bence Türkiye buna gerekli tepkiyi göstermelidir. Yani Türkiye böyle ensesini vurup ağzından lokması alacak bir ülke değildir. Sözde Ermeni soykırımı yalanına karşı Vatan Partisi'nin kazandığı davalar peki Senato'da dikkate alınmadı mı sizce? Onu söylüyorum. Perinçek davası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kabul edilen Perinçek davası aslında Amerikan Kongresi'nden önce Alman parlamentosu tarafından dikkate alınmalıydı. Bu karardan sonra ilk soykırım kararı alan parlamento Alman parlamentosu. Ve orada İktidar Partisi'nin hemen hemen oy birliğiyle alınmış bir karardır bu. Biz onları uyardık. Şeyden önce Sayın Soner Polak'la rahmetli arkadaşımız General Soner Polak'la Almanya'da verdiğinde gittik Alman milletvekilleriyle konuştuk. Onları anlattık. Bu yaptığımız tamamen hukuk aykırıdır. Bize dediler ki biz İktidar Partisi'ni hem Hristiyan Demokratları hem Sosyal Demokratları ikna ettik. Bu kararı çıkaracağız. Yani Türkiye bile bile gözümüzün içine bakarak haksızlık yapıldı. Alman parlamentosunda yapılan haksızlığın bir benzeri şimdi Amerikan parlamentosunda yapılıyor. Yani Ermeni lobisi eğer Amerika'da bu kadar güçlüyse biz Amerikan hükümetiyle boşuna konuşuyoruz. Yani Amerikan hükümetiyle bu işleri üst düzeyde ciddi biçimde sorun lazım artık. Yani siz bile bile Türkiye'ye haksızlık yapacaksınız. İsteyeceksiniz ki Türkiye en haksız olduğumuz konuda bile size destekler. Biz sizin sorunlarınız değil. Bunu bu açıklıkla söylemek lazım. Hangi devlet adamımız söyleyecekse, hangi partimiz söyleyecekse bence hepsi söylemelidir. Biz hiç kimsenin, hiçbir ülkenin sömürgesi olmadık. Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra olmaya niyetimiz yok. Siz daha 1 Mart tezkeresinden hemen sonra bize şu mesajı verdiniz. Savunma Bakan Yardımcısı Wolf Wallace'in ağzından. Dediniz ki siz Amerika ile artık iyi geçinmek istiyorsanız şunu diyeceksiniz. Amerika için iyi olan neyse Türkiye için iyi olan olur. Evet. Yani size sömürge olmayı tepsiyoruz. Ve bunu Türkiye'de kabul edecek aklı başında hiçbir insan yoktur. Ya bunları bu açıklıkla söylemek lazım bu insanlara. Evet. Peki Sayın Öğmen çok teşekkür ediyoruz gece görüşüne katıldığınız için. Rica ederim.
Evet. Emekli Büyükelçi Sayın Onur Öğmen skandal kararıyla ilgili ayrıntıları bize aktardı, değerlendirmelerini yaptı sevgili izleyiciler. Gece görüşüne kaldığımız yerden devam edelim, Doğa Koleji'ne gidelim. Doğa Koleji'nde yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle mağduriyetler devam ediyor. Öğretmenler yaklaşık 3 aydır maaş alamıyor. Öğrenciler ise borç nedeniyle okullarda yaşanan elektrik kesintisi ve düşen eğitim kalitesi karşısında verimsiz bir dönem geçiriyor. Kolejin Can Holding'e satılacağı ve maaşların ödeneceği iddia edildi. Veliler ise bu belirsiz sürecin bir an evvel bitirilmesi için Ankara'da bir kez daha eylem yaptı. Okulla ilgili, Doğa Koleji ile ilgili bir açıklama bekliyoruz. Ankara Eryaman'da öğretmenler 3 aydır maaşlarını alamıyor. Veliler okuldaki mağduriyetin giderilmesi için eylem yapıyor. Doğa Koleji'nde baş gösteren mali sıkıntıların öğretmen ve öğrenciler açısından yarattığı mağduriyet devam ediyor. Çocuklarımızın psikolojisi bitik durumda tabii. Yani ders işlemiyorlar ki bir haftadır. Ağlayan öğretmenlere gidiyor çünkü. Öğretmenler fedakarlık yaptılar zaten. Bu uzun zamandır var. 2001 yılında kurulan koleji Ömer Saçaklıoğlu 2016'da satın aldı. Okulda 2019'un Nisan ayında ekonomik kriz yaşanmaya başladı. Öğretmenler 3 aydır maaş alamıyor. Okullarda yaşanan elektrik kesintisi, başarılı öğretmenlerin okuldan ayrılması ve sürecin belirsizliği öğrencileri olumsuz etkiliyor. Benim kızım burada İngilizce öğretmeniydi. İlk başta 1/3 gibi maaş vermeye başladılar. Yönetim de sanki bu okulun sahibiymiş gibi kızıma mobbing uyguladı. En sonunda kızım da istifa edip başka bir özel okul kurumuna geçti. Eğitim çalışanları şu dönemde buradan ayrılmaya başladılar ama gidecekleri, çalışacak bilecekleri bir okul bulmaları çok zor. İşte bunun tek sebebi de eğitimin özelleştirilmesidir. Yani kamusal eğitimin ne kadar önemli olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliyoruz. Borçlar nedeniyle okulda elektrikler kesildi. Eğitim, öğretim jeneratörle devam ediyor. Dün itibariyle elektriklerimiz de kesilmiş. Biz buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Öğrencilerimizin daha fazla mağdur olmasını istemiyoruz. Tartışmalar sürerken ortaya yeni bir iddia atıldı. Kolejin Can Holding'e satışı için görüşmelerin yapıldığı öne sürüldü. Belirsizlik devam ederken aileler bu kez de kolejin Ankara Eryaman'daki şubesinin önünde eylem yaptı. Sürecin açıklığa kavuşturulması istendi. Veliler okulun satılacağı iddialarıyla oyalandıklarını söylüyor. Bunun için güvenilir bir açıklama bekliyor. Öğretmenlerimiz ve tüm emekçilerin maaşları ödenmelidir. Çocuklarımız bu belirsiz ortamdan çıkarılıp bir an önce sağlıklı eğitim ortamına kavuşturulmalıdır. Efendim, Doğa Koleji krizi eğitimde özelleştirmenin olumsuz etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Konuyla ilgili konuşan eğitim uzmanı Cihat Şener, özel okullarda izlenen yanlış politikalara dikkat çekti. Eğitimin yerine ticari kaygının ön plana çıktığını vurguladı. Ne doğrarsan tabağına o gelir kaşığına. Hiç ağlamasın kimse. Doğradıkları buydu, şimdi kaşıklarına da gelen budur. Eğitimde özelleştirmenin zararlı sonuçları Doğa Koleji'nde yaşanan maaş kriziyle patlak verdi. Yönetim buraya tutmayacak! Bu bir özelleştirme miydi? O da değil. Bence biraz kaotik bir durumdu. Yani her şeyin özelleştirilebileceği ya da her şeyin alınıp satılabileceği varsayımından yola çıkıldı. Bir süre devlet teşviki alan özel okulların sayısı ülke genelinde giderek artış gösterdi. Devlet özel okullara finansman sağladı. Her öğrenci için şu kadar lira, adını söylemeyeyim ama, destek verdi. Ama o desteği bir süre sonra kesmek zorunda kaldı yakın tarihte. Şimdi bir defa bu destek yanlıştı çünkü ben devlet okuluna gidiyorum. Alamıyorum böyle bir, öteki özel okula gidiyor, ona bir de destek. Çok eşitlikçi değildi bu. Açılan özel okulların çoğu eğitim amacı dışına çıkılarak yatırım aracı haline geldi. Parası olan, yatırım yapmayı düşünen insanlar, aa devlet de destek veriyor, biz de alalım. Haydi bakalım özel okul açalım. Nerede boş bina var, nerede boş kalmış iş hanı var, sosyal çevremizde var, buluruz talebeleri. Bir de destek alırsak, oh ne güzel, atanamayan öğretmenler var. Onları işe alırız, veririz ellerine 2000 lira, 1500 lira. Şimdi bütün bunlar bugünkü sonucu hazırlayan nedenler. Iceberg'in görünen yüzü Doğa Koleji. Oysa ki şu an ekonomik sıkıntı bütün sektörde var. Devlet okullarından sonra en büyük okul ağına sahip olan Doğa Koleji'ndeki sorunlar birkaç ayda daha da
gün yüzüne çıktı. Doğa Koleji'nde veliler paralarını ödemişler. Tam bir şey yani, tam bir açmaz. Veli parasını ödemiş. Kardeşim niye öğretmen arkadaşların ücretlerini ödemiyorsun sen o zaman? Şöyle savunuyor, başka bir alanda yatırımlarımız var, parayı oraya aktarıyoruz. Böyle bir şey var mı? Senin başka alandaki yatırımlarını, eğitim alanındaki gelirlerin nasıl finanse edecek? Zaten eğitim dediğin şey bıçak sırtı gidiyor. Velilerin eylemleri üzerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulla ilgili bir çalışmasının olabileceği duyuruldu. Çözümü var mı? Pek yok. Meşhur bir söz vardır. Para var, çare var. Para yok, çare yok. Finlandiya'da Milli Eğitim Bakanı'na sormuşlar. Bizde demişler özel okul filan. Eğitim demiş ticari bir meta değildir. Bizde öyle şeyler yok. Eğitimdeki özelleştirmeyi değerlendiren eğitim uzmanı Cihat Şener, özel okulların eğitim amacının dışına çıkmaması gerektiğini vurguladı. Yok, ben tamamıyla reddetmiyorum. Özel okul olabilir ama özel okul adı üstünde bir okul olmak zorundadır. İki, devletten destek almamalıdır. Hatta devlet nakit para vermemelidir özel okula ve engellememelidir onu. Türk ve Rus askerleri 15. Kara Devriyesi'ni attı. Milli Savunma Bakanlığı Resulayn Kamışlı hattında atılan devriyenin tamamlandığını duyurdu. Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 15. Kara Devriyesi atıldı. Devriye Resulayn Kamışlı hattında atıldı. Milli Savunma Bakanlığı 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta atılan devriyenin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetleri ise devam ediyor. PKK'larca hazırlanan 75 adet klambor tipi el yapımı mayın tespit edildi. Mayınlar kontrollü şekilde imha edildi. Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya silah ve mühimmat darbesi vuruldu. 271.5 kilo patlayıcıyla yüklü miktarda mühimmatın ele geçirildiği operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin operasyonları bölücü terör örgütü PKK'ya büyük kayıp verdiriyor. Terör örgütü üyeleri iyice köşeye sıkıştı. Diyarbakır'da PKK'ya karşı operasyon yapıldı. Kayapınar'a bağlı bir köy arandı. İki ayrı noktada arazide saklanmış çok sayıda mühimmat tespit edildi. 265 paket halinde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 11 roket atar mühimmatı, 13 roket atar mühimmatı sek fişeği, 6 Kalaşnikov silah, M16 tüfek, 20 şarjör, 2117 fişek, dürbün, radyo, pusula ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Başarılı operasyonlar karşısında mücadele edemeyen teröristler bir bir teslim oluyor. Son olarak İran kuzeyindeki barınma alanlarından ve Suriye'nin kuzeyinden 5 PKK'lı daha kaçtı. 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyinden kaçan bir PKK'lı da Nusaybin'de teslim oldu. Amerika Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditleriyle ilgili süreci hızlandırıyor sevgili izleyiciler. ABD Senato Dış İlişkiler Komitesi Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması öngören tasarıyı 4 hayıra karşılık 18 evet oyuyla kabul etti. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye'ye yaptırım öngören tasarıyı oyladı. Oylamada 18 evet 4 hayır oyu çıktı. Tasarının Senato'da ne zaman oylanacağı bilinmiyor. Dış İlişkiler Komisyonu'nda onaylanan tasarıda Türkiye'ye yönelik geniş kapsamlı yaptırımlar öngörülüyor. Söz konusu tasarı Ekim ayının sonunda ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. Barış Pınarı Harekatı sonrasında gündeme gelen yaptırım tasarısında Türkiye'nin savunma sanayi doğrudan hedef alınıyor. Türk ordusuyla iş yapan kişi ve kurumların yaptırım kapsamını anlayacağı belirtiliyor. Aynı tasarıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve kabine üyeleri de hedef alınıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yaptırım uygulanması öngörülüyor. Türk yetkililere ABD vizesi ambargosu uygulanması talep edilirken Erdoğan'ın mal varlığı hakkında da bir rapor istendi. Amerikalı senatörler yaptırım paketine gerekçe olarak iki olayı gösteriyor.
Birincisi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi alması, ikincisi Barış Pınarı Harekatı'nı yaparak Suriye'nin kuzeyinde YPG'yi etkisiz hale getirmesi. Tasarıda Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin alımı nedeniyle Türkiye'ye KATSA yaptırımları uygulanması gerektiği savunuluyor. KATSA teriminin Türkçesi ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası. Tasarı Trump'ın da onayından geçerse Türkiye Amerika'nın düşmanları kategorisine resmen alınmış olacak. Tasarının yasalaşması içinse Kongre'de oylanması gerekiyor. ABD Kongresi bu tasarıyı onaylarsa dosya son aşamada ABD Başkanı Trump'ın onayına sunulacak. Tasarının Senato Genel Kurulu'nun onayına sunulması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. Barış Pınarı Harekatı ve S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı ise Amerika'ya sağduyu çağrısı yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Senato'da kabul gören yaptırımların nedeni olarak uzun zamandır itinayla hazırlanan proje indirdiğimiz ağır darbeden kaynaklanan derin hayal kırıklığı ifadesi kullanıldı. Bakanlık, Kongre'de iç siyasi hesaplarla yürütülen ve desteklenen girişimleri, Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili egemen kararlarına saygısızlığın bir tezahürü olarak nitelendirdi. Açıklamada, bu girişimler Türk-ABD ilişkilerine zarar vermenin ötesinde bir işlev görmemektedir. Temsilciler Meclisi'nin 29 Ekim'de kabul ettiği benzer içerikli bir yasa tasarısına gerekli tepkiyi vermiştik. Bu kez Senato'nun gündemine alınmaya çalışan tasarı, yaptığımız izahatların anlaşılmak istenmediğini gösteriyor denildi. Dışişleri Bakanlığı Amerikan Kongresi'ni aklı selimle hareket etmeye çağırdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Terörle mücadeledeki son durum hakkında bilgi veren Bakan Akar, Doğu Akdeniz konusuna değindi. Kıbrıs, milli meselemiz, kimse taviz beklemesin dedi. Barış Pınarı Harekatı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile birer mutabakat imzalanmıştır. Bu mutabakatların uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıklar görüşülerek giderilmeye çalışılmaktadır. Pınar bölgesi içerisinde şu ana kadar toplam 2135 mayın ve el yapımı patlayıcı temizlenmiştir. Irak'ın kuzeyindeki duruma gelince terör örgütüne karşı Hakurk ve Haftanin bölgelerinde başlatılan pencere harekatları planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Kıbrıs ve çevresi dahil mavi vatanımız ve semalarındaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyoruz. Kıbrıs'ta deniz yetki alanlarında eşit egemen hakların korunması ve kaynakların adil paylaşımının gerektiğini ısrarla her ortamda savunmaktayız. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Kimse bu konuda bizden taviz beklemesin. Bu konudaki fikirlerimizi, yaklaşımlarımızı herkes bilmektedir. Libya Ulusal Mutabakat Hükümet arasında iki mutura imzalanmıştır. Bunlardan deniz yetki alanlarının sınırlandırmasına ilişkin mutabakat muturası Gazi Meclisimiz tarafından, sizler tarafından onaylanmıştır. Güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muturası da önümüzdeki günlerde takdirlerinize sunulacaktır. Bu muhtıralar ile güvenlik ve askeri alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi için hukuki zemin oluşturulmuş ve her iki ülkenin hak ve menfaatleri doğrultusunda tamamen uluslararası hukuka uygun bir şekilde deniz yetki alanları kayıt altına alınmış, bölgede olduğu bitirlere izin verilmeyeceği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Türkiye mavi vatandaki çıkarlarından ödün vermiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri mavi vatanın her karesinde teyakkuzda sevgili izleyiciler. Şimdi ise gözler Doğu Akdeniz'de bölgedeki enerji mücadelesinde ivme her geçen gün artarken Türkiye adeta stratejiye yön veriyor. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik her adımı dengeleri sarsıyor. Sıcak sularda oyun kurucu olan Türkiye, kıta sahanlı münhasır ekonomik bölge ve sondaj faaliyetleri konusunda keskin adımlar atıyor. Doğu Akdeniz'i anlamak için bu kavramları da anlamak şart. Çok konuşulan kıta sahanlı ve münhasır ekonomik bölge nedir? Haberimizde izleyelim. Emperyalistlerin hedefindeki Doğu Akdeniz. Jeopolitik konumu ve ekonomik zenginlikleriyle büyük mücadelelerin merkezi olan bölge,
Mavi Vatan'ın da kalbi. Enerji deposu olan bölgede mücadele büyük. Libya ile yapılan mutabakat sonrası bölgede kartlar yeniden karılıyor. Türkiye dengeleri bozdu. Münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı, sözleşmeler yeniden gündeme geldi. Doğu Akdeniz'i anlamak için kavramları da anlamak gerekiyor. Dünyanın gözü kulağı Doğu Akdeniz'de. Dolayısıyla Doğru. Doğu Akdeniz'le ilgili merak edilen birçok kavram var. Münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı, yapılan sözleşmeler. Tabii deniz hukuku esas olarak örf ve adet hukukuna dayanır. İlk kez 1930 yılında Milletler Cemiyeti toplanıyor fakat bu konferans başarısız oluyor. Daha sonra 1945 yılında ABD Truman bildirisiyle birlikte ilk kez aslında kıta sahanlığı kavramını ortaya atıyor ve belli bir deniz yetki alanında hak iddia ediyor. Şili ve Peru, münhasır ekonomik bölgeyi de aslında içine alan bir tanımlamayla başkanlık kararnamesi çıkarıyorlar. 1947'de yeniden Birleşmiş Milletler toplanıyor ve bu maddelerin görüşülmesi kararını alıyor. 29 Nisan 1958'de aslında bizim bugün birinci konvansiyon dediğimiz Cenevre Konvansiyonu imzalanarak dört temel konuda ilk defa bir deniz hukuku sınırları çizilmiş oluyor. 1958 Sözleşmesi'nde kıta sahanlığı, açık sular, kara suları ve açık sulardaki balıkçılık gibi dört madde hukuka bağlanmışken bu sefer ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar baş gösteriyor ve 1969 yılında Kuzey Denizi davası çok önemli bir dava bu noktada. 3. Deniz Hukuku Konferansı toplanıyor. Bunun neticesinde de 1982 yılında bugün bizim Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku dediğimiz ana sözleşme ortaya çıkıyor. 82 Sözleşmesi'nin bir taraf giri değiliz. Kıta sahanlığı tabii kavramı ve münhasır ekonomik bölge kavramları bugün çok konuşuluyor. Hatta kıta sahanlığından önce kara sularını ifade etmek lazım ve burası tamam iç hukukunuza tabi. Yani jandarmanız burada karada nasıl bir iç hukuk işletiyorsa gelip burada da işletebilir. Buradan geçen gemilere soruşturma açabilir, gemileri arayabilir. Kıta sahanlığı ise yine kara sınırınızın bittiği noktadan itibaren kara sularının başladığı, yani buraya bir esas hat çiziliyor. Esas hattan itibaren 200 mile kadar uzanan bölüm. Bu 200 millik alanda deniz yatağında ve deniz toprak altındaki madenleri ve cansız kaynakları işletme hakkına sahipsiniz. Fakat bu kavramın da aslında yetersiz olduğu görülmüş. Diyorlar ki işte deniz yatağının üstündeki sular, bunun üzerinde de zenginlikler var, balıkçılık var. Buralarda akıntılar ya da enerji kaynaklarından ya da işte rüzgarları kullanarak enerji üretme imkanlarınız var. Dolayısıyla yepyeni bir kavram. Münhasır ekonomik bölge kavramı da 82 ile birlikte bugün gündemimize girmiş durumda. Siz münhasır ekonomik bölgenizi 200 mile kadar ilan edebiliyorsunuz. Fakat kıta sahanlığı eğer kıta kenarınız 200 milden uzunsa 350 mile kadar uzayabiliyor. Münhasır ekonomik bölgeyi ilan etmek zorundasınız ve Birleşmiş Milletler'e koordinatlarınızı bildirmek zorundasınız. Kıta sahanlığında böyle bir zorunluluğunuz yok. Bu ab initio ve ipso facto, yani doğal uzantınızdır. Dolayısıyla buradaki balık haklarımızın kullanılması, enerjinin kullanılması, kotanın belirlenmesi, bilimsel araştırma izni verilmesi, bir ülke gelip buraya bilimsel araştırma yapmak istiyorum dediği zaman o hak da münhasır ekonomik bölge ilan eden kıyıdaş ülkeye haiz. Dikkat etmemiz gereken konulardan biri şu, münhasır ekonomik bölge ilanını tek başınıza yapabilirsiniz. Yani bunu engelleyen bir şey yok. Doğru olan kıyıdaş ülke ile karşısındaki komşu ülke arasında eğer 400 milin altında, yani 200 milyonun 200 mil sizin, 400 milin altında bir mesafe varsa oturup anlaşılır, kıyı uzunluğuna göre hakça bir paylaşım yapılması doğru olanı. Fakat tek başınıza ilan etmenizin önünde de herhangi bir engel yok. Bugün biz doğrudan kendi münhasır ekonomik bölgemizi ilan edip karşılıklı komşu olan ülkelerimize de gerekli sınırlandırma anlaşmalarını yapabiliriz. Ama öncelikle şu 200 deniz mili çerçevesindeki haklarımızı dünyaya bildirmemiz gerekiyor. Efendim şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından gece görüşü devam edecek. Bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından bültenimize devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Türkiye ve Libya arasında varılan mutabakat iki ülkede de iç onay sürecini tamamladı. Türkiye, Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının tescili için Birleşmiş Milletler'e bildirimde bulundu. Mutabakat, Birleşmiş Milletler'e giderken Avrupa Birliği'nin Türkiye kararı olduğu ileri sürülen bir metin basına sızdı.
27 Kasım'da imzalanan ve 8 Aralık'ta yürürlüğe giren Libya mutabakatı Birleşmiş Milletler'de. Türkiye, tarihi mutabakatın tescil edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler'e bildirinde bulundu. Şu anda biz Libya'daki bu kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası, iki ülkedeki iç onay sürecinin ardından Birleşmiş Milletler'de tescil edilecek. Öte yandan Avrupa Birliği'nin de Türkiye ve Libya anlaşmasının uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü. İngiliz haber ajansı Reuters, Avrupa Birliği'nin iki gün sürecek zirvesinde açıklanması beklenen taslak metine ulaştığını yazdı. Reuters'ın ulaştığı metine göre Avrupa Birliği, anlaşmadaki deniz sınırlarının Akdeniz'de bulunan üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve Birleşmiş Milletler'in denizcilik hukukuna da aykırı olduğunu söyleyecek. Metinde ayrıca Avrupa Konseyi'nin Türkiye'nin eylemleri karşısında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle dayanışma içerisinde olduğuna ilişkin ifadelerin de yer alacağı belirtiliyor. Efendim, Çin Devlet Televizyonu ilk defa Sincan'ın Uygur Özerk bölgesinde terörle mücadeleyi anlatan iki belgesel hazırladı. İngilizce hazırlanan belgeseller Çin'in uluslararası televizyonunda yayınlandı. Belgesellerde görgü tanıkları ve itirafçı olan terör örgütü üyelerinin ifadelerine geniş yer verildi. Ayrıca terörizmin küresel boyutuna ilişkin çarpıcı bilgiler de paylaşıldı. Çin bu belgesellerle Amerika'nın kuşatma politikalarına karşı kapılarını dünyaya açtı. Çin Devlet Televizyonu Batı merkezli medya propagandasına ilk kez aynı yolla yanıt verdi. Bu kapsamda Sincan Uygur Özerk bölgesinin yakın tarihini inceleyen kapsamlı iki belgesel yayınlandı. In fact, terrorists have struck all across Xinjiang and far beyond. Among some of the worst incidents, the 1997 Yining terror attack. Çin'in uzun yıllardır mücadele ettiği terörizm ve bu sürecin perde arkası Sincan'da terörle mücadele ve kirli eller, Doğu Türkistan İslami Hareketi ve Sincan'da terörizm başlıklı belgesellerde toplandı. The complexity of extremism and terrorism. Çin medya grubuna bağlı Çin Küresel Televizyon Ağı'nda İngilizce yayınlanan belgesellerde Sincan Uygur Özerk bölgesinde yaşananlara yönelik birçok yeni bilgi ilk kez kamuoyuyla paylaşılıyor. Profesyonel eylem tekniklerini kullanan ve son derece eğitimli oldukları anlaşılan teröristlerin Urumçi, Pekin ve Kunming katliamları tek tek görüntülerle ekrana taşındı. Belgesellerde teröristlerin Uygurları ve Çin'in diğer bölgelerinde yaşayanları nasıl hedef aldığı, hangi ideolojik motivasyonlarla hareket ettikleri ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Theocratic state, which they called East Turkestan. They spread the misconceptions that Uyghurs. Çin'in mücadele ettiği terör şebekelerinin uluslararası bağlantılarına da belgesellerde geniş yer verildi. Terörün sadece Çin'i değil, bütün dünyayı hedef alan küresel boyutuna dikkat çekildi. (gülüyor) 1990'lı yıllarda başlayan uluslararası destekli terörün hedefleri ve bu terörün sadece Çin'i hedef almadığı anlatıldı. Bölgeden doğan terörün tüm dünyayı hedef aldığına dikkat çekildi. Doğu Türkistan İslami Hareketi'nin uluslararası bir terör örgütü olduğu belgeleriyle ortaya konuldu. And Xinjiang has been the target with many terrorist training centers hidden. Belgesellerde görgü tanıklarının ve itirafçı teröristlerin ifadelerine yer verildi. Bu ifadeler bölge insanının çektiği acıları, zorlu ve kanlı geçen süreçlerle ilgili önemli bilgileri içeriyor. Hazır en böyle noş ballarını böyle uktuşka. İnak it bak üçke. Emme yaşınıp kalkandıkın. Hamma işte koysun fakat cihat bilen boladı. Bir kolda Kur'an, bir kolda kural bilen boladı. Çin devleti terör kamplarında küçük yaşta zorla silah eğitimi verilen çocukların görüntülerini de paylaştı. Bu hassas görüntüler Amerika'nın Çin'in iç işlerine müdahale eden Temsilciler Meclisi'nin onayladığı 2019 Uygur İnsan Hakları Politikası Yasası sonrasında yayınlandı. Terörist
Çin bu provokasyona karşı Sincan Uygur Özerk bölgesinde yürüttüğü terörle mücadeleyi ilk kez dünyaya anlatmış oldu. Ve Vatan Partisi Diyarbakır'da cadde, sokak ve çeşitli yapılarda bulunan Şeyh Sait ve Seyit Rıza isminin kaldırılması için harekete geçti. Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başvuruda Şeyh Sait'i simgeleyen bütün sembollerin kaldırılması talep edildi. Vatan Partisi Türkiye'nin bütünlüğüne karşı Şeyh Sait'in heykellerinin Diyarbakır'dan kaldırılmasını talep etti. Vatan Partisi Diyarbakır Valiliğine ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu, dilekçesini iletti. Caddelerin isminin değiştirilmesi ve sembollerinin kaldırılması üzerine gerekli talebimizi Diyarbakır Valiliğimize iletmiş bulunmaktayız. Başvuruyu Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcıları Meltem Ayvalı ve Özgür Bursalı yaptı. Bilindiği üzere 1925 yılında Cumhuriyet'e karşı silahla isyan etmiş bir gerici ve bölücü elebaşıdır. Muş, Elazığ gibi şehirlerimizi ele geçirmiş, ardından Diyarbakır'ımıza saldırmış, mahkemedeki ifadesiyle Diyarbakır'ı fethetmek üzere silahla Diyarbakır'a saldırmış bir isyanın elebaşıdır. Dilekçede Dağ Kapı Meydanı başta olmak üzere cadde, sokak ve çeşitli yapılarda bulunan Şeyh Sait isminin kaldırılması istendi. PKK'nın da bugün Şeyh Sait ve Seyit Rıza çizgisinde öz yönetim, özerklik, bağımsızlık gibi bölücü taleplerle hareket ettiğinin altı çizildi. Öz yönetim talepleri, özerklik talepleri Şeyh Sait'ten mirastır PKK'ya. Mücadele verirken terörle, PKK'yı, PYD'yi ezerken o PKK'nın ve PYD'nin kahramanları olan Şeyh Sait'in ve Seyit Rıza'nın sembollerinin şehirlerimizde yer alması söz konusu olamaz. Vatan Partisi önümüzdeki günlerde Seyit Rıza'nın isim ve sembollerinin kaldırılması için Tunceli Valiliğine ve Tunceli Belediyesi'ne de başvuracak. Efendim, meclisteki bütçe görüşmelerinde HDP'nin PKK ile bağına ilişkin tartışma yürütüldü. MHP milletvekili Olcay Kılavuz, HDP sıralarına dönerek bu memlekette her türlü haini yapan sizsiniz dedi. HDP PKK polemiği mecliste gergin ortamda yapıldı. Sözün anlamını yitirdiği bu günlerde 2020 yılının bütçesini yapıyoruz. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Genel Kurul'da görüşülmeye devam ediyor. Dördüncü günkü görüşmelere HDP ve terör örgütü PKK arasındaki bağ ilişkin tartışmalar damga vurdu. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeğeni HDP'li Ömer Öcalan kürsüden konuştu. HDP'nin Kürtlerin savunucusu olduğunu iddia etti. PKK-PYD'ye karşı mecliste alınan kararların Kürtlere yönelik olduğunu öne sürdü. İhraç eden adaylarımızın o kürsüye gelip halkın iradesini temsil etmesi önünde büyük bir darbe yaptılar. Sonra büyük bir marifetmiş gibi şimdiye kadar içinde 3 büyükşehir belediyemizin de olduğu 28 belediyemizi gasp ettiler. MHP, AK Parti ve İYİ Partili vekillerse Öcalan'ın iddialarını reddetti. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kürtlerin HDP'ye lanet okuduğunu söyledi. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da HDP sıralarına dönerek bu memlekette her türlü haini yapan sizsiniz dedi. Kılavuz, hangi ülkenin parlamentosunda bu millete hainlik yapanın konuşma hakkı olacak ifadelerini kullandı. Çıkın bir Kürt illeri olarak ifade ettiğiniz illerin hangi iller olduğunu bir anlatın bakalım. Bu dil bölücü bir dildir. Bu ayrıştırıcı bir dildir. Buradan kardeşlik çıkmaz. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'yla İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da HDP'li Öcalan'a tepki gösterdi. Yokuş, HDP'li vekil Öcalan'a yönelik yediğin ekmeğe içtiğin suya yazıklar olsun diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam İstanbul'da bir grup siyasetçi ve emekli bürokratla bir araya geldi. Toplantıya FETÖ soruşturmaları kapsamında bir süre cezaevinde kalan eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu da katıldı. Teşekkürler. 14 yıldır her ayın ikinci salı günü toplantı düzenleyen İstanbul platformu bu kez CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırladı. Toplantıya eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, FETÖ soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kalan İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski MHP milletvekilleri Ahmet Çakar, Bozkurt Yaşar Öztürk ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.
Basına kapalı yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu, İstanbul eski valisi Hüseyin Avni Mutlu'yla kısa bir görüşme yaptı. Toplantıda AK Parti'nin kuruluş değerlerinden uzaklaştı, verdiği sözlerin bir kısmını yerine getirmediği belirtildi. Konuşmasında bağımsız yargıya vurgu yapan Kılıçdaroğlu, hakim hakimlikten değil siyasetten güç alıyorsa bu en büyük tehlikedir dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasiye inanan bütün siyasi partilerin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Kasım ayında da Asya İş Adamları toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamanlıoğlu aynı toplantıda bir araya gelmişti. Üç isim birbirlerini överek sözlerine başlamıştı. Toplantı öncesinde de Kılıçdaroğlu, Davutoğlu ve Karamollaoğlu'nun özel görüşme yaptığı iddia edilmişti. Amerika'nın Ankara'daki adamı olarak gördüğü Ahmet Davutoğlu, yeni bir parti kurmak için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptı. Dilekçeyi eski AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından Ayhan Seferüstün ve Selçuk Özdağ'ın bulunduğu heyet bakanlığa teslim etti. Partinin ismi ve logosu yarın Ahmet Davutoğlu tarafından kamuoyuna tanıtılacak. Yeni bir siyasi hareketi inşa etmek. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partisi için ilk resmi adımını attı. AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu ve ekibi yeni parti kurmak için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yaptı. Bütün evraklarımızı kanunun aradığı yasal prosedür neyse dosyalarımızı hazırladık. Amerika'nın Ankara'daki adamı olarak gördü. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kuruluş dilekçesini kurmayları bakanlığa elden teslim etti. Heyette eski AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Seferüstün ve Selçuk Özdağ yer aldı. Kurucuların siyasi parti üyeliği sorgulanıyor. Yeni partinin adı ve logosu 13 Aralık Cuma günü saat 10'da Ahmet Davutoğlu tarafından yapılacak toplantıyla kamuoyuna tanıtılacak. Partinin isminin Gelecek Partisi logosunun ise çınar yaprağı olacağı iddia edildi. Sevgili izleyiciler, Eğitim İş Genel Merkezi aldığı skandal kararla Diyarbakır annelerine sahip çıkan 7 üyeden 3'ünü sendikadan ihraç etti. Diyarbakır'a giden diğer 4 üye içinde disiplin soruşturması devam ediyor. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre ihraç edilen üyeler kararı yargıya taşıyacak. İşte analarımız vatanımızı temsil ediyor, vatan nöbetindeler. Evlat nöbeti tutan ailelere destek verdiler, Eğitim İş Sendikası'ndan ihraç edildiler. Bu analarımızın artık bu ağlayan yüreği sussun. Ben kızımı da başka bir şey istemiyorum. O ki günlerinde onları Allah'a havale ediyorum. Eğitim İş Sendikası üyesi öğretmenlerin oluşturduğu Hepimizin Sendikası grubu 21 Eylül'de Diyarbakır annelerini ziyaret etmişti. Öğretmenlerin ailelere desteği ise Eğitim İş ve bağlı bulunduğu Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nu rahatsız etti. Her biri doktor olsun, öğretmen olsun, mühendis olsun. Birleşik Kamu İş ziyaret sırasında 7 öğretmenin konfederasyon adına açıklama yaptığını iddia etti. Bu yüzden üyelerin desteği gitmesinin kabul edilemez olduğunu savundu. Gözyaşları bilsin, ana dediğimiz şey ana doğurgandır. Olay sonrası Birleşik Kamu İş Yönetimi Eğitim İş Genel Merkezi'ne talimat verdi. Talimatı yerine getiren Eğitim İş, 7 üyeyi ihraç etmek üzere disipline sevk etti. Yapılan soruşturma sonrası 3 üyenin 7 Aralık'ta sendikadan ihraç edildiği öğrenildi. 3 eğitimci ise bu kararı yargıya taşıyacak. Bu arada ulusal kanalın edindiği bilgilere göre diğer 4 üye için de soruşturma sürüyor. PKK ve siyasi uzantısı HDP'ye tavır almaktan imtina etmedim, etmeyeceğim. Milletin birliğine hizmet eden ziyaretimiz neden sizleri rahatsız etti? Milletin birliğinden emperyalistler ve işbirlikçileri korkar. Konfederasyon, ailelerin başlattığı eylemin siyasi bir olay olduğunu öne sürmüştü. Kendilerini herhangi bir siyasi partiye yakın olmadıklarını iddia etmişti. Öğretmenlerse disiplin savunmasında bu iddialara yanıt verdi. Savunmada konfederasyonun CHP'nin adalet yürüyüşüne katılım için sendikalara gönderdiği talimat yazısı yer aldı. Aynı zamanda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sendika tarafından verilen destekler anlatıldı. Enerji maliyetlerinin %100 artması sanayicinin belini bükmeye devam ediyor sevgili izleyiciler. Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez hükümete seslendi. Üzerimizdeki elektrik yükünü azaltın dedi. Sanayiciler elektrik fiyatlarından şikayetçi. Türkiye'de maalesef bir yılda %100 enerji maliyeti sanayicilerin üzerine yük olarak geldi.
Ulusal kanala konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, enerji fiyatındaki belirsizliğin maliyete yansıdığını söyledi. Enerji maliyetleri her ay %14 enerjiye zam geliyor. Artı bir de sanayiciler maalesef o ay başladıkları zaman o ay sonunda ne kadar elektrik faturası ödeyeceğini bilmiyorlar. Bu belirsizlik ortamında işlerini yürütmeye çalışıyorlar. İhracat bağlantısı olanlar fiyatları vermiş oluyorlar ve maliyetleri çok düşündüklerinin üzerinde çıkıyor. Böylelikle hem enerji maliyetinin yüksekliği hem de maliyete bilmemenin de verdiği sorunla rekabet gücümüz azalıyor. Sanayi işletmelerinin elektrik faturası, aktif enerji birim fiyatı, aktif enerji bedeli, reaktif enerji bedeli, dağılım bedeli, iletim bedeli, TRT payı, enerji fonu, belediye tüketim vergisi ve KDV bileşenlerinden oluşuyor. Sanayiciler sadeleştirme ve devlet desteği istiyor. Özellikle YEKDEM'deki enerji çuvalına diyelim, enerji torbasına giren sınıfların belki biraz ayrıştırılması lazım. Bunların biraz zamana yayılması lazım. Bu oranların düşürülmesi lazım. Ya da devletin kısmen süspanse etmesi lazım. Sanayicilerin en azından üzerindeki yükün, enerji yükünün hafifletilmesi lazım. EPSO Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, Türkiye'nin ton bazlı ihracat yerine birim bedeli yüksek ihracatlar için üretim yapılmasını önerdi. Biz ürettiğimiz malların birim ihracat değerlerini artırmak zorundayız. Orta ölçek üretimden daha üst segment, ileri teknoloji üretimine geçip bunların dolar bazındaki kilogram değerini artırdığımız ölçüde bizim ihracatımız da artacaktır. Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını da açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyonla doğru orantılı olarak faizi %14'ten %12'ye indirdi. Merkezden yapılan açıklamada enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurların dikkate alınarak politika faizinin 200 baz puan indirilmesine karar verildiği bildirildi. Sevgili izleyiciler, ve baklavaların vazgeçilmezi iç fıstığa zam geldi. 2019 yılının başında 110 lira olan iç fıstığın kilosu 180 lirayı buldu. Son 2 ayda iç fıstığa 45 lira zam yapıldığını söyleyen baklava üreticileri durumdan rahatsız. Hatta önlem alınmazsa Ramazan ayına kadar fiyatların 250 lirayı bulabileceğini söylüyorlar. Baklavaların vazgeçilmezi iç fıstığın kilosu son yapılan zamlarla 180 liraya ulaştı. Antep fıstığı baklavada çok önemli bir ham madde. 2019 yılının başında 110 lira olan iç fıstık fiyatları ilk olarak baklava üreticilerini etkiliyor. Her sene biz bunu yaşıyoruz. Hele son yıllarda çok ciddi manada bu sektörümüze çok sıkıntılar vermeye başladı. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım son 2 ayda fiyatların 45 lira zamlandığını söyledi. Bildiğiniz gibi fıstık bir sene olur, bir sene olmaz. Bu sene de olmayan senesiydi. Dolayısıyla rekoltenin azlığını bahane eden stokçular bundan çok ciddi manada hemen bunu istismar ederek ürünü depolarına stokluyorlar ve kademeli olarak fiyatları yükselterek çok ciddi bu konuda rant elde ediyorlar. Yıldırım, önlem alınmazsa Ramazan ayına doğru iç fıstık fiyatları 250 lirayı bulabilir dedi. Bunun bir kayıt altına alınması lazım çözüm noktasında. Bir de lisanslı depoculuğa acil bir şekilde geçilmesi lazım. Artış nedeni olarak stokçuları işaret eden baklava üreticileri sektörün sıkıntıya düşebileceğini belirtti. Fiyatları yükseltiyorlar ve çok ciddi yüksek paralar kazanıyorlar haksız kazanç olarak. Bu da bizim sektörümüze yansıyor, tüketicimize yansıyor, bizim cebimizden çıkıyor. Ve biz burada çok ciddi manada burada işletmede büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Körfez'de. Azerbaycan'ın kurucusu lideri Haydar Aliyev vefatının 16. yılında düzenlenen törenlerle anıldı. Azerbaycan halkı onu umummilli lider olarak kabul etti. Aliyev sadece Azerbaycan değil, tüm Türk dünyasında anıldı. Azerbaycan'ın umummilli lideri Haydar Aliyev ömür boyunca milletini düşünmüş, onun geleceğini ve onun müstakilliğini düşünmüş çok büyük bir lider. Türk milletinin çok büyük oğlu. Hepimizin ondan öğreneceği çok şey var. Bugün de Azerbaycan'ı dağılmaktan kurtaran, güçlü bir devlet kuran Haydar Aliyev
ölümünün 16. yılında anıldı. Azerbaycan Respublikası'nın kurucularından biri olan Ümummilli Lider Heydər Əliyevin bugün ölüm günüdür. Bütün Azerbaycan halkına ve Türk halkına baş sağlığı veririm. Heydər Əliyevin ölümü bütün Azerbaycan için, bütün Türk halkı için, Türk severler için büyük bir itkidir. Çünkü bilirsiniz dünyada Heydər Əliyev kimi insanlar tek tek yaranmıştır. Fenomen şəxsiyyətdir. Tabii ki ruhu şad olsun, liderler ölmez, hep kalbimizde yaşarlar. 1923 yılında Nahçıvan'da işçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Heydər Əliyev, siyasi dehasıyla Sovyetler Birliği'nde üst düzey yöneticiliğe kadar yükseldi. Aliyev, 1982 yılının Aralık ayında Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyeliğine seçildi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı birinci yardımcısı görevine getirildi. Azeri devlet adamı 5 yıl ise SSCB Yüksek Sovyeti Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. 1987'de Sovyet lider Gorbaçov'a karşı çıkarak görevi bıraktı. 1990'da da Sovyet tanklarının Bakü'deki katliamına Moskova'da isyan etti. Dağlık Karabağ sorununun baş göstermesiyle başlayan süreçte Sovyetler Birliği Komünist Parti üyeliğinden istifa etti. Azerbaycan'a, vatanına döndü. 1993'te ülkesi parçalanmanın eşiğindeydi. Zor süreçte liderliği ele aldı. Mayıs 1994'te Ermenistan'la sıcak çatışmanın son bulmasını sağladı. Ermenistan'ın işgalci politikasını dünyaya göstermeyi başardı. Azerbaycan halkı Heydər Əliyevin önderliğinde buhranlı dönemi aşmayı bildi. Heydər Əliyev Azerbaycan için çok önemli bir şahsiyet oldu. Heydər Əliyev Azerbaycan'ı yeniden bağımsızlığına kavuşturdu. Azerbaycan'da Heydər Əliyev'in rolu tüm herkes tarafından büyük değerlendiriyor ve çok seviliyor. Neinki Azerbaycan, aynı zamanda Sovyetler zamanında tüm bölgede yaşamış Türk halkları için Heydər Əliyev'in büyük hizmetleri olmuştur. Ve özellikle Türk-Azerbaycan kardeşliğinin günümüzdeki mimarlarından birisi, hatta biri Yeni Çağ Azerbaycan, Yeni Çağ Türkiye'de Heydər Əliyev'dir. Ve bu yüzden hizmetleri anlamaz ve Azerbaycan için yapmış olduklarından dolayı bir ömür hem Azerbaycanlıların hem Türk dünyasının kalbinde yaşayacağına inanıyoruz. Minnetle ruhunu Allah rahmet eylesin anıyoruz. Heydər Əliyev, 2003 seçimlerinde sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmadı. 12 Aralık 2003 tarihinde vefat etti. Azerbaycanlıların umummilli lider diye hitap ettikleri Heydər Əliyev, ülkenin kurucu lideri olarak kabul ediliyor. İngiliz halkı bugün sandık başındaydı. Oy verme işlemi sona erdi. Genel seçimlerde Muhafazakar Parti ile İşçi Partisi arasında rekabet yaşanması bekleniyor. Muhafazakar Parti Avrupa Birliği'nden çıkmayı vaat ederken İşçi Partisi seçimi kazanırsa Avrupa Birliği ile yeniden masaya oturacağını açıkladı. İngiliz halkı bugün sandık başına gitti. Sandıklar ülkede parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamerası'nın yeni üyeleri belirlenecek. Avam Kamerası'nda salt çoğunluk olan 326 sandalyeye ulaşan parti tek başına hükümet kurabiliyor. Yapılan anketlere göre seçimlerde Başbakan Johnson'ın Muhafazakar Partisi ile Jeremy Corbyn'in başkanlık ettiği İşçi Partisi ön sıralarda gözüküyor, ancak Muhafazakar Parti'nin seçimleri kazanacağı öngörülüyor. İki partinin de seçim kampanyası Brexit süreci üzerine kuruldu. İşçi Partisi hükümet olursa Avrupa Birliği ile yeniden masaya oturacağını açıklarken Başbakan Johnson 31 Ocak 2020'de birlikten ayrılma vaadinde bulundu. Fransa'ya gidelim. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İran'da tutuklanan iki Fransız vatandaşının serbest bırakılmasını talep etti. Macron'un bu isteği İran Dışişleri Bakanlığı tarafından reddedildi. Emmanuel Macron'un talebi İran Dışişleri Bakanlığı tarafından reddedildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talebine kendi Twitter hesabından yanıt verdi. Fransızlar, İran'ın egemen bir ülke olduğunu, ne hükümetimiz ne de yargı otoritelerimizin başkalarının tavsiyelerini bile kabul etmeyeceğini unutmamalı.
İç işlerine müdahale de bizim için ayrıca kabul edilemez. Paris Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Sciences Po akademisyenleri Fransa vatandaşı Roland Marshall ile Fransa-İran vatandaşı Fariba Adelha, İranlı yetkililer tarafından ulusal güvenliğe karşı komplo suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Adelha bu yılın Temmuz ayında tutuklanmış, Marshall'in tutuklandığı ise Ekim ayında ortaya çıkmıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı bunu kabul edilemez olarak nitelendirdi. İranlı yetkilileri tutuklu vatandaşlarını serbest bırakmaya çağırdı. Yurda dönelim. Yurt genelinde 46.925 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak genel asayiş trafik denetim uygulaması yapıldı. 2.326 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 395 okul servisi ise trafikten men edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimler yurt genelinde denetim yaptı. Okul çevreleri, servis araçları ve genel asayiş trafik denetim uygulamasına 46.925 personel katıldı. 2.326 sürücüye cezai işlem uygulandı ve eksikliği tespit edilen 395 okul servis aracı trafikten men edildi. 35.352 umumu açık yerlerde denetlendi. Bu yerlerde bulunan 389.484 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 946 şahıs yakalandı. Ve asker selamı ceza almadı sevgili izleyiciler. UEFA A Milli Takım hakkında milli futbolcularımızın verdiği asker selamı nedeniyle başlattığı disiplin soruşturmasını tamamladı. Asker selamına ceza verilmedi ancak UEFA milli takıma kınama ve 50 bin avro para cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı yaptığı açıklamada asker selamı ile ilgili herhangi bir ceza söz konusu değil. UEFA sadece tribün olayları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na 50 bin avro para cezası verdi şeklinde konuştu. Bu bilgiyi de size aktarmış olalım sevgili izleyiciler. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının gözü önünde öldürülen Emine Bulut davasında avukatlık yapma kararı aldı. Annesi Boşko Özler'i benzirdi baba ben. Biz öyle büyüttük. Onu nasıl savunuyordu senden? Gözümüzün önünde. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından hunharca öldürülen Emine Bulut'un annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut'u Kırıkkale'deki evlerinde ziyaret etti. Baba Bulut, Feyzoğlu'na Ankara'ya gelip sizden avukatımız olmanızı rica edecektim dedi. Feyzoğlu, acılı babanın bu ricasını görev bilirim diyerek kabul etti. Emine Bulut'un eski eşi Fedai Varan, canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanıyor. Feyzoğlu, davanın istinaf aşamasında Bulut ailesinin avukatlığını yapacak. Cerrahpaşa çalışanları eylemde, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çalışanlarının servis sorunu hala çözülemedi. İşçiler yeni servis ihale metninde Anadolu yakasında oturan çalışanlara servis tesis edilmeyeceği gerekçesiyle bir kez daha hastane önünde eylem yaptı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin servis sorunu çözülemedi. Daha önce servislerin geçici süreliğine kaldırılmasından sonra servisime dokunma yazılı pankart açarak eylem yapan işçiler bugün bir kez daha hastane önündeydi. İşçilerin eylem konusu 16 Aralık'ta yapılacak servis taşıma ihalesinde Anadolu yakasında oturan arkadaşları için araç tesis edilmemesiydi. İşçiler basın açıklaması yaparak hastane yetkililerine sesini duyurmaya çalıştılar. Üst idarecilerimize bu konuyla ilgili uyardık. Onlara görüşme talebimizi ilettik. Fakat idarecilerimizin yoğun işleri bizden daha ciddi işleri olduğu için herhangi bir geriye dönüş bizlere maalesef yapılmadı. Cerrahpaşa çalışanları yapılacak olan ihalenin iptal edilmesini, halihazırda 55 araçla sürdürülen bu hizmetin yenilenerek Anadolu ve Avrupa yakasında ikamet eden çalışanlara sunulmasını talep ettiklerini açıkladı.
İhale tarihine kadar sosyal medyada, Twitter'da bu sıkıntıların dile getirileceğini belirten işçiler, pazartesi gününe kadar cevap verilemez ve ihale yönetimin istediği şekilde yapılırsa süresiz oturma eylemini de başlatacaklarını duyurdu. Ve bu haberle birlikte gece görüşünü burada noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Yarın akşam saatler 23'ü gösterdiğinde ulusal kanal ekranlarında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Güzel bir gece geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.